Sizler de bu nefis böreği yaptıktan sonra bana hak vereceksiniz ve buzluğunuzdan kesinlikle eksik etmeyeceksiniz. Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Böreğimiz sadece 3 malzemeden oluşuyor. Bir de yoğurdun kıvamını açmak için su kullanacağız. 400 gram kadar süzme yoğurt, 1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ, 3 adet de yufka kullanacağız. Ben börekleri sararken biraz da tereyağı ekleyeceğim. Eğer tereyağı eklemeyecekseniz sıvı yağ miktarını 1 su bardağı olarak ayarlayabilirsiniz. Şimdi öncelikle sosumuzu hazırlayalım. Yoğurdun içerisine şöyle yağımı ekliyorum. Öncelikle şöyle güzelce karıştıracağım. Yanıma da yarım su bardağı kadar su aldım. Yoğurdun kıvamını açmak için kullanacağım. Mutlaka süzme yoğurt kullanalım. Şöyle biraz su ekliyorum. Çeyrek su bardağı kadar. Ekleyeceğiniz su miktarı yoğurdun kıvamına göre farklılık gösterebilir. Sosumu pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar güzelce karıştırdım. Şöyle bakın arkadaşlar, kıvamı bu şekilde olacak. Siz de bu kıvamı yakalayıncaya kadar su ilavesi yapabilirsiniz. Sürülebilir mayonez kıvamında. Şimdi böreğimizin yapım aşamasına geçebiliriz. Yufkamın bir tanesini şöyle açıyorum. Şöyle iki katı olacak şekilde ayarlıyorum. Diğer katını kenara çekiyorum. Şimdi hazırlamış olduğum sostan her yerine gelecek şekilde güzelce süreceğim. Şöyle 2-3 kaşık kadar olması yeterli. Fırçayla güzelce dağıtalım. Şimdi diğer katını da üzerine kapatıyorum. Şimdi yufkamın üst kısmına da yine 2-3 kaşık kadar sostan koyuyorum. Onu da aynı şekilde fırçayla dağıtacağım. Şöyle rulet yardımıyla 3 parmak genişliğinde şeritler kesiyorum. Lezzet vermesi açısından şöyle uç kısımlarına biraz tereyağı koyacağım. İsterseniz dediğim gibi eklemeyebilirsiniz. Ama gerçekten tereyağı çok güzel bir lezzet veriyor. Zaten şöyle yarım çay kaşığı kadar koyuyorum. Çok fazla koymuyorum. Şimdi böreklerimizi muska şeklinde saracağız. Şöyle öncelikle bir tane üçgen yapıyoruz. Sonra bu üçgeni devam ettiriyoruz. Bu şekilde. Böreğimizin şekli bu şekilde olacak. Şöyle sizlere birkaç kere daha göstereyim. Öncelikle bir tane üçgen yapıyoruz. Daha sonra o üçgeni bu şekilde ilerleterek bitiriyoruz. Böreklerimin tamamını hazırladım. Yapışmaması için tepsimin tabanına streç film serdim ve börekleri üzerine aldım.
Şimdi tepsimi böreklerin şoklanması için dondurucuya kaldıracağım ve 1-2 saat kadar bekleteceğim. Böreklerimi 1 saat kadar dondurucuda beklettim. Şöyle bakın arkadaşlar, çok güzel bir biçimde şoklandılar. Bu şekilde şoklama yöntemi yaptığımız için kolaylıkla birbirine yapışmadan buzdolabı poşetine ya da saklama kabına koyarak dondurucuda muhafaza edebiliriz. Şimdi böreklerimi buzdolabı poşetine dolduracağım. Böreklerimi poşetledim. Şimdi dondurucuya kaldıracağım. İsterseniz hiç dondurucuya koymadan üzerine yumurta sarısı sürerek de pişirebilirsiniz. Böreklerimi dondurucudan çıkardım. Yağlı kağıt serili fırın tepsime yerleştirdim. Canınız börek istediği zaman ya da aniden bir misafiriniz geldiği zaman bu şekilde pratik oluyor. Sizlere de tavsiye ederim. Üzerine yumurta sarısı süreceğim. İstediğiniz kadar çıkartıp pişirebilirsiniz. Üzerine biraz da susam serpiştiriyorum. Bu şekilde böreklerimi 10 dakika kadar bekleteceğim. Bu sırada da fırınımı ısıtacağım. Fırınımı 180 dereceye ayarladım. Isındı. Şimdi böreklerimi fırına gönderiyorum. Pişme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir. Altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişireceğim. Böreğimiz pişmek üzere. Nasıl güzel kabardığını şöyle sizlere göstermek istiyorum. İçinde peynir yok ama gerçekten peynirli börek gibi kokuyor ve peynirli börek lezzetinde. Birazcık daha kızardıktan sonra fırından çıkartacağım. Böreğimiz pişti. Fırından çıkardım. Pişmesi için 20 dakika yeterli geldi. Şimdi ilk sıcaklığının geçmesi için 2-3 dakika kadar bekleteceğim. Daha sonra sunumda görüşürüz. Videomu buraya kadar izleyen arkadaşlardan yoruma bir kalp, herhangi bir emoji bırakmalarını rica ediyorum. Ben de bu şekilde izlemiş olduğunuzu anlarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Soru, görüş ve önerilerinizi yorum kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Dışı hafif çıtır, içi yumuşak, gerçekten muhteşem bir börek oluyor arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyen arkadaşlardan da yorumlarını bekliyorum. Bir tanesinin iç kıvamını da sizlere göstermek istiyorum. Sıcak sıcak servis yapmanızı tavsiye ederim. Sıcakken gerçekten çok çok lezzetli oluyor. Sizler de bu nefis böreği yaptıktan sonra bana hak vereceksiniz ve buzluğunuzdan kesinlikle eksik etmeyeceksiniz. Gerçekten çok çok lezzetli. Dediğim gibi içinde peynir olmamasına rağmen peynirli lezzetinde muhteşem. Bir tarifin daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, yeni tariflerimden haberdar olmak için zil açmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.